Herkese merhabalar diyorum. 23 Eylül Perşembe günü Ankara ve İzmir yarış tahminleriyle sizlerle birlikte olacağız. İki e, ilimizde de 9 koşul bir program var. İlk olarak Ankara'dan başlıyoruz. de koşulacak ilk yarış. 7 safkanın start aldığı 16 handikap, 4 büyük araplar, 2200 metre çim pist yarışı. Buradaki bizim ilk önereceğimiz isim e, numaralı safkan Seçer Bey olacak. Özgün an yavrusu olan Seçer Bey son koşularında son 6 yarışının 3'ünü kazanarak e, geriye kalan 3 koşusunda da 1 dördüncülük, 1 beşincilik, 1 de üçüncülük elde ederek bizim buradaki net favorimiz olmuş durumda. Ona rakip olacağına inandığımız isim ise 3 numaralı Kanarhan. O da Ayhan Kurşun'la start alacak olan Safkan 59 kiloda olacak. Kapalı gözlük bir starta kadar kulaklıkla gelecek olan isim Çin pistteki yarışta 4 yarışında son 6 koşusunun 4'ünde Çin'de koşmuş Birini kazanmış ikisinde ikinci olmuş birinde de dördüncü olmuş diyorum Bu iki ismi yazmamız burada yeterli olacaktır Başka bir ismin gelme ihtimalini düşük buluyorum diyorum Ve geçiyorum ikinci koşuya 7 safkanın start alacağı şart 4 3 yukarı İngilizler 1500 metre kum pistte koşulacak bir yarış bu. Hemen favorimize gelelim. Yine bir numaralı Safkan Feyman abi. Buradaki favorimiz konumunda 58 kiloda koşacak Safkan. Son koşusunu kazandı. Ondan evvel de bir dördüncülüğü vardı. bu Safkan'ı Önde görmemiz gayet doğal. E, nitekim gayet iyi dinlenmiş, gayet iyi hazır konumda gözüküyor. Ama biz bir idman verilerine bakmak istiyoruz. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki idmanlarda sürprizleri yakalamak mümkün olabiliyor. Şimdi geldik burada idmanlarda. Feyman abinin işlerinin çok da iyi olmadığını görüyoruz. Bakın favori olarak söylediğimiz isim. Ama işleri iyi değil. Belki de hiç zorlamadan yaptılar. Orası ayrı bir konu. Şimdi işlerinde iyi olan isimler kimler? 2 numaralı Obrada ve 6 numaralı Polar Star. Yalnız Obrada inanılmaz bir iş yapmış. Yani 48 diyor. 48 ve 23 çok iyi. Polar Star'da da 50 ve 25 yapmış. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Obrada zaten son koşusunda 3. olmuş bir safkan. Gayet de güzel bir iş yapmış. Ee, bu safkanı kesinlikle ekleyelim altılımıza. Ee, arzu edenler içinse yine 6 numaralı Polar Star da düşünülebilir. O da son koşusunda ikinciliği vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde Feyman abiyi söyledim başta ama Feyman abiden 2 numaralı Obrada ve 6 numaralı Polar Star'ın e, şey, daha iyi, işleri daha iyi gözüküyor. Bu sebeple 2 ve 6 isteyenler 1 numarayı ilave edebilirler diyorum. Yani bir sonraki koşuya üçüncü koşu 4 safkanın start alacağı bir yarış olacak. E, şart 4 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte koşulacak yarış. Burada açıkçası pek riski atılacağını düşünmüyorum. Burada istediğiniz gibi hepsini yazabilirsiniz gerekiyorsa. E, i̇lla bir atı yazmayacağım diyorsanız yani bir atı yazmayacaksanız 2 numarayı yazmayın. 1-3-4 yazabilirsiniz. Eee... Yani burada açıkçası 4 numaranın ben performansına emin olamam diyenler varsa hani bir yarış koştu diyenler varsa onlar da 1 ve 3'ü yazabilirler. Ya da 3'ü yazmayıp 1-4 yazabilirsiniz. Burada kendi kafanıza göre karar verin. Çünkü çok fazla söylenecek bir şey yok. Hepsi birbirine yakın isimler. Yani virajı döndüğünde e, kim önde giderse o alır da diyemiyorsunuz. Çünkü arkadan bir sprintle gelebilir diğeri. ya Az bir grup olacak burada. 4, 4 atlı bir koşuda hepsi gelebilir yani. 3 numara 1 numara ve 4 numara ön planda 2 numarayı yazmasanız da olur diye düşünüyorum. Tabi yanıltıp o da gelebilir de yok ya gelmez. Yani 1, 3, 4 varken 2 numara gelmez diye düşünüyorum. Yine de hepsini yazabilirsiniz orada. 4. koşuda 9 safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada açıkçası şart 5 mücadelede 4 yukarı Arapların 1200 metrede koşacağı bir Çin pist yarışını izleyeceğiz. Elimiz kuvvetli güzel atlar var. Bunları yazacağız. Bunlardan birisi Arabian Prince bu ismi ben daha evvel önerdim son koşusunda ve kazandı safkan ben önerdiğim zaman son 5 yarışında gördüğünüz üzere hiç birinciliği yoktu. 2-3-3-2-2 şeklinde gelmişti ve kazandı. Bu yarışta yine önerimdir. Onun haricinde diğer bir önereceğim isim 2 numaralı Lokomoğlu. Hakeza bu safkanı da önermiştim. Valla hep önerdiklerim peş peşe gelmişler. Bu iki safkan da şu anda bu yarışta önerim konumunda Lokomoğlu ve Arabian Prince. Ve son olarak önereceğim bir diğer isim ise 4 numaralı Erkmen olacaktır. Erkmen e, açıkçası burada biraz daha geri planda kalıyor ama Arabian Prince ve e, Lokomoğlu'nun mücadelesinde birbirlerini yormaları takdirinde e, Erkmen'e şans doğabilir. Tabi Erkmen'e doğacak olan bu şans başka isimlerde de doğabilir. Bu isimlerden birisi Kesva Cangün, e, diğeri ise Özyel. Bunlar da e, öndeki mücadelede... Galibiyet savaşı veren isimlerin birbirini yormasıyla birlikte gerek dışarıdan gerek içeriden nerede boşluk varsa gelip e, yarışı kazanmaya çalışacak olan safkanlardır diye düşünüyorum. Geliyoruz bir sonraki koşuya. 11 safkanın start alacağı şar, e, satış 2. E, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı. Şimdi açıkçası burada mesela bir numarayı çok merak ediyorum. Son koşusunda başarısız olmuş ancak ondan evvel yarış kazanmış. Bizim bu sebeple direkt bu koşuda imam bilgilerine bakacağız. Hep bir numaralı Red Ninja e, düşündüğüm gibi gayet iyi işleri var. E, 550, e, 424 güzel güzel. E, Mert Ali Bey ona en yakın isim gözüküyor 50. E, yani 40 salise geçmiş gözüküyor ama 400'de kaybetmiş onu gördüğünüz gibi 25 gelmiş orada. Bir diğer isimse El Şey 3 numaralı Safkan. E, umarım doğru söylemişimdir ismini. El Şeyh. E, Açıkçası burada Red Ninja, El Şey ve e, Mert Ali Bey ön planda gözüküyorlar. Bu isimlerin son yarış performanslarına baktığımızda ise zaten Red Ninja'yı söyledim. Son ne evvel iyiydi diye. E, şu anda da işleri iyi bu sebeple yarışta bir şeyler yapabilir. Diğer verdiğim isim El Şeyh zaten son koştuğu ikinci olmuş. Bu safkan gayet kalitesi ortada. Ve son olarak verdiğimiz diğer isim Mert Ali Bey. Buradaki en büyük sürpriz konumunda gözüküyor. Haberiniz olsun en büyük sürpriz konumunda gözüküyor şu anda. Bu üç isimden en büyük sürpriz Mert Ali Bey olur. Ama Mert Ali Bey haricinde ya ben Mert Ali Bey'i niye yazayım? İşinde iyidir, gerçekte gelmez diyorsanız o zaman size yakın zamanda iyi performans sergilemiş iki atı söyleyeyim. Ee, biri Vice Versa 8 numaralı Safkan ve diğeri de e, burada evet 5 numaralı Lain Child olacaktır diyorum. E, ve geçiyorum burayı. Geldik 6. koşu 12 safkanın start alacağı Maiden 3 yaşlarda 1400 metre çim pist yarışı. Buradaki ilk favorimiz bizim tek yarış koşmuş. Onda da ikinci olmuş olan Balıkçı Kral. ve bu safkanı ben geçen koşusunda önermiştim. Balıkçı Kral'ın e, hazır konuda bir at olduğunu söylemiştim. Geçen koştuğu yarışında. Orada da yine e, güzel bir yarış çıkardı aslında. Safkan yarışı kazanabilir de. Ama tabi ufak tefek problemler olsa gerek. Babası baba mevlüt anne tarafından turbo olan bir safkanın açıkçası burada şansı çok yüksektir. Hem de ikinciliği var tek yarış koşmuş. Hmm, burada başka isim yazmak isteyenler varsa şunu söyleyeyim. Kır kuruş 8 numaralı safkan Özcan Yıldırım'la start alacak. Son koşusunda başarısız oldu ancak ondan evvel şimdi yine ikinciliği var. Ee, başka isimler de var. Bunlardan birisi artık daha geri planda kalan isimler. 11 numaralı Tumbul Çelebi ve 2 numaralı... Arifcan diyorum. Bu koşu geçiyoruz. 7. koşuya geldik. 7 safkanın start alacağı, eee handikap 16 dişi 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kum. Şimdi hemen bir idman verilerine bakalım istiyorum. Elimizde neler var? Evet 2 numaralı Sudoku e, şu an çok hazır konumda. 848 yapmış. Gerçekten çok iyi konum. 425 normaldir The Red Sonya Bu arada bir sürpriz yapabilir belki. ona bir bakmak istiyorum Evet safkan son 3 yarışında bir üçüncü bir ikinci, bir ikinci bir ikinci gelmiş bir isim. Bu sebeple Red Sonya, The Red Sonja kesinlikle aklınızda bulunsun. İki numaralı su da işlerin ne kadar iyi olduğunu söyledim. Zaten Ahmet Çelik biniyor. Ahmet Çelik boşu boşuna bilmez biliyorsunuz. Safkan'ın tek dezavantajı 62 kiloda koşucuk olması, uzun mesafe olması. son iki yarışını aldırış etmeyin son yarışlarını. Çünkü 26 gün evvel start almış. Atın problemleri giderilmiş. Şu anda hazır. İşi muhteşem. 48 yapmış. Yani gördünüz. sizde. de bu sebeple burada Sudoku ve Sonya yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Başka bir ismi yönelmek isteyenler varsa tabi ki burada ilave etsinler kuponlarını diyorum. Geldik bir sonraki koşuya 7 Safkan'ın start alacağı 21 Handicap 3 üye yukarı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı. Yine idmanlara bakacağız ama burada idmanlara bakmadan evvel şunu söylemek istiyorum. Yakın zamanda iyi bir performans sergilemiş hiçbir atımız yok burada elimizde. Ancak e, son koşulları iyi olsa da uzun süre aralık vermiş isimler var. Bu sebeple e, buradaki idmanlar çok önemli olacak. Şimdi baktığımızda idman bilgilerinde en iyi konumdaki safkan 2 numaralı Punch Mahal gözüküyor. Diğer safkanların e, çok da iyi olmadığını görüyoruz. Punch Mahal'in e, şu an en hazır konumda olduğunu görüyorum iş yapan isimler arasında. Şimdi Punch Mahal 60 kiloda start alacak. Ee, 40 gün ara vermiş. Gördüğünüz gibi o ara veren safkanlardan birisi o. Son koşunda dördüncü olmuş. Ondan evvel iki birinciliği var. Zaten kalitesiyle belli olan bir isim. Kendisini belli etmiş. 88 handikapa kadar geldiyse puan olarak. Zaten e, belli bir kalemin üstünde iyi bir at olduğunu zaten biliyoruzdur. İyi biliyorum. Ee, Punch Pancı rakip olabilecek isimlerden birisi Dortmund olacaktır. Dört numaralı Safkan. Ee, o da yine kalitesiyle bilinen birisi. Burada daha çok kaliteye yönelmek zorundayız. Çünkü burada iyi koşabileceğini düşündüğüm e, performansı iyi olan son dönemde tek isim vardı Valente. O da 5 gün evvel start aldığı için burada ne yapacağını kestirmek zor. At kuvvetsiz olabilir. 2000 metrelik uzun bir yarışta e, performansı mutlaka düşecektir diye düşünüyorum. E, o yüzden Valente'yi söyleyemiyorum. Hani burada... Punch Mahal ve Dortmund varken söyleyemiyorum. Bir de 6 numaralı Hak Hani. E, o da son koşusu 3. oldu. Onun da evvel 1. var. Hak Hani daha çok sürpriz arayanlar için söylüyorum. Valente'de e, açıkçası muhtemelen e, Ganyan'ı daha iyi olacaktır ama yüksek paralar vermez gelirse e, öyle olacağını düşünüyorum. Yani at 5 gün evvel start almış. Nasıl gelip kazanacak ki burada yani. Çok zor. E, o yüzden bir şey söylemiyorum burada fazla. 9. koşuya geldik. 12 safkanın start alacağı Maiden 3 yaşlı araplar. Meydan'ın diğer bölünen kısmı 1400 metre çim pist yarışı. Ee, burada kır yağız e, 2 numaralı Everest. Bu iki safkan en ön planda gördüğüm isimler. Daha başka bir ismi söyleme gerek yok. Zaten e, kır son koşusunda yani tek bir koşu koştu zaten. İkinciliği var. Ahmet Çelik ile start alacak. öteki taraftansa Everest Işman Çizik ile start alacak. Üçüncülüğü var tek koştuğu yarışta. İlla ben başka at yazmak istiyorum diyenler varsa ne yapacağını tam olarak kestiremeyeceğimiz iki isim var. Bunlardan birisi 7 numaralı Son kral, Diğeri ise e, 11 numaralı Yavuz Kraldır diyorum. Bu isimler sürpriz olma adayıdır diyorum. Ve hemen geçiyoruz şimdi İzmir tahminlerimizi. tahminlerimize. İzmir'de ilk yarış 5 e, geçe başlayacak. meydan dişi. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bir yarış. Burada son koşusunda ikinci olmuş iki isim var. 5 numaralı Seraza ve 6 numaralı Soso so Crazy. Bu iki safkan açıkçası kesinlikle yazmamız gereken isimler. Bunların, bu ikisinin haricinde Başka bir isme yönelmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Daha sürpriz olacaktır ama e, gelme ihtimali olan isimler var. Burada bunları tek tek söylemeye gerekiyor ki zaten e, tabela yapmış bütün safkanları böyle sayabiliriz. Ön planda gördüğüm isimler 5 ve 6 numaradır diyorum. Geldik ikinci koşuya. E, 12 safkanın start alacağı şart 4. E, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre Çin pist yarışı olacak burası. E, burada açıkçası benim ilk önerim size... 2 e, numaralı Süerdem olacak. Süerdem'e rakip olarak da bir numaralı Goben'i görüyorum. Ama bu iki safkanın da ya bunlar kesin kazanırlar diyebileceğimiz isimler olmadığını hatırlatmak istiyorum. Beraberinde sürpriz yapmasını beklediğim isim burada 5 numaralı Bahariye. Bahariye Çin pistte son 3 yarışından birinde ikinci, birinde 6. olurken diğerinde hiçbir şey yapamamış bir safkan sürprize çok müsait bir isimdir. E, ne yapacağı belli olmaz. Bir diğer sürpriz isimse şayet eğer kendini toparladıysa on numaralı usulca olacaktır. Usulca e, son altı yarışının burada gördüğünüz e, üç tanesinde ikinci, birinci, üçüncü gelmiş. Sonra bir e, dönemden sonra e, yarışa hızı sarsılmış bir safkan. E, kendini toparlarsa burada bir sürpriz yapabilir diyorum. E, ee, bunun dışında pek fazla söyleyecek bir şey yok. Yani 1 ve 2 numara ön plandadır. Arkasına istediğiniz isimler varsa ekleyin. Bunlardan birisi Bahari olabilir diyorum örnek vermek gerekirse. Ee, ve geldik... Üçüncü koşuya 4 safkanı start alacak. Yine bu koşuda 4 safkanı da yazıp geçebilirsiniz. Çünkü ee, yani her türlü sürprize açık bir koşu olacak. Tabi hiç yarış kazanmamış iki isim var burada. Bunlardan birisi 3 numaralı Kupa Onusu, diğeri ise Rüzgar Kağan. İsterseniz bu iki ismi yazmayın ve 1 numaralı açı ile 2 numaralı Speedy Food'u yazın. Ee, keyfinize bakın. İki safkanda yarış kazanmış isimler. İkisinden biri mutlaka kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, Speedy Food zaten e, Kurt Alekürüsü'nün e, yetiştirdiği isimlerden birisi ilk koşusunda yarışı koşmuş, kazanmışsa bu koşuda da yine e, şansı en yüksektir diye düşünüyorum. Geldik bir sonraki koşuya. Dördüncü koşu 12 safkan start alacak. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum pist koşusu. Burada e, bir idman bilgilerine bakmak istiyorum bu koşuda. Diğer koşularda çok fazla lazım olmadı ama burada lazım olacaktır. E, i̇ki numaralı Gospod'in tahmin ettiğim üzere burada en iyi safkan konumunda gözüküyor. 47.5'a kadar düşmüş. İşinde e, e, rakip olabilecek işler bakımından pek de fazla bir at yok. Chrome Heart belki 9 numaralı safkan bir şeyler yapabilir. Yaparsa ancak o yapabilir. Onun haricinde e, çok da burada bir isim gözükmüyor. Gelelim şimdi son performanslara göre. Gospodin son koşusunda Çin pistte koştu. Başarısız oldu. Ondan evvel bir ikinciliği bir üçüncülüğü var. Şimdi son altı yarışında kum pistte bir üçüncülüğü var. Ama safkan hazır. Şimdi safkan hazır olduğu için burada e, şunu söyleyeyim. E, Ganyan'da çok da iyi vermeyecektir Safkan'ı. Ancak e, bilin ki 10 lira 15 lira belki Ganyan'larla gelebilecek bir isimdir. Burada Gospodin diye düşünüyorum. E, diğer verdiğimiz isim 9 numaralı Chrome Heart, I got the power'la birlikte start alacak olan Safkan. O da keza e, son yarışlarında yalnızca bir kez e, kumda boy göstermiş. Bu arada bu belki sentetik de olabilir. E, bilemiyorum. Son üç yarışında yalnızca çimde bir ikinciliği var ama bizim için dediğim gibi önemli olan idman pisti verileri. idman verileri çok iyi gözüküyor Safkan'ın. O yüzden bu iki Safkan'ı kesinlikle öneriyorum. idman verileri bana yetmez diyenler için performans odaklı bir öneri vereceğim. 11 numaralı Demented son koşusunu kazandı Safkan. İsterseniz bunu bir öneri olarak alın. Ama yani ne kadar iyi bir attır. Orası tartışılır tabii ki. Ee, ve tabii altın numaralı baştaner. Baştaner son koşuda ikinci olmuş. Bu hesap yani gayet hazır konumda geliyor buraya. Ee, bir de sonra geri numaralı Cameron. Burada söyleyebileceğimiz isimler. Normalde ben baştaner, Cameron ve Demented olarak düşünüyordum. Ancak e, Gospodin ve Chromeheart'ın işleri e, birazcık e, bizi... Farklı yöne çekti. Bunların, bu iki atın ilman bilgileri çok önemli bizim için. Volkswagen özellikle yaptığı derece inanılmaz. 47 47.5'a düşmüş. Çok iyi bir derece. Chrome Heart'ta yine ona en yakın derece 50 safkan ki Chrome da kilosu çok düşük. Aman dikkatliyim. Burada yanmayın. Bu safkanlar arasında e, dikkatli tercih yapın diyorum. Geldik 5. koşuya 11 safkanın start alacağı meydan diş 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bir yarış. Burada açıkçası bizim favorimiz e, burada 3 numaralı safkan Atrio olacak. Ona rakip olarak gördüğümüz isim ise 5 numaralı Golden Corinth olacak. A, Atrio ve Golden Corinth bu iki safkan e, birbirleriyle çekişeceklerdir. Bunların haricinde bir ismin gelip gelmeyeceğine dair çok bir şey söyleyemiyorum. İdman bilgilerine bakalım. Bizi yanıltacak bir şey var mı burada? Açıkçası Atrio beni yanıltmadı. Gayet güzel bir derecesi var. Ee, öte yandan Golden Corinth'in derecesi de hemen hemen yakın seviyelerde diyebilirim ama burada bir safkan daha var ki derecesi iyi olan 8 numaralı Mary Lex. Ee, Mary Lex'in derecesi iyi. Ona bir bakalım istiyorum. Ee, açıkçası Mary Lex'in 8 numara Kumda bir kez koşmuş. Galiba sentetikte olabilir o. Ee, şu ana kadar başarısız bir safkan. Gelirse büyük sürpriz olur. Onu belirtelim. Onu belirtelim. Büyük sürpriz olur. Ee, bu şekilde buraya geçebiliriz. Geldik bir sonraki koşuya. 11 safkanın start alacak. Savada 7 7. Ee, fi sağaç koşusu. Ee, 1200 metre kumda koşulacak bir yarış. Hemen bir idman verilerine bakalım. Sağlam alalım işimizi en şu anda hazır konumda gözüken isim e, Dumbledore 9 numaralı Safkan öyle gözüküyor. E, beraberinde 7 numaralı Luke Star e, burada hazır ve 8 numaralı Best Friend. Bu üç Safkan şu anda ön plandalar. Bakalım e, son yarışlarındaki performanslarına göre bir değerlendirmesini yapalım bunların. Şimdi geldik Luke Star'a. Luke Star son koşusunda ikinci olmuş. Bir ay evvel start almış. Safkan işi de iyi. Gayet hazır. Net bir şekilde tercihimiz olabilir. 8 numaralı Best Friend'e gelecek olursak o da son koştuğunda başarısız olmuş. Şimdi ancak ondan evvel konuda iyi yarışları var. E, ve 9 numaralı Dumbledore buradaki en büyük favori konumundaki isim benim gözümde. Çünkü işi inanılmaz seviyede iyi bir safkan şu anda. E, onun da gördüğünüz üzere performansında son koşullarında son iki yarışında başarısız olduğunu ancak bir de ikinciliği olduğunu görüyoruz. Bu yarışta sürpriz yapma ihtimali mümkün. Şimdi geldik bizim daha çok kalitesiyle bildiğimiz isimlere. Burada açıkçası e, Innovation 5 numaralı Safkan 4 numaralı Robinson'la ikili olarak start alacak. 2 atta iyi at kalitesiyle fark yaratabilecek atlar ve 2 numaralı Princess D. Princess D kesinlikle önemli bir Safkan bunu belirtelim. E, burada yani galibiyete yakın bir isim olacaktır. Bu atların dışında çok bir ismin gelme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Eli var birazcık konuşuluyor ama hani e, ben çok da iyi olduğunu düşünmüyorum Eli varın şu andaki durumunun çünkü o da bir uzun sürenin ardından gelecek ve hani çok da iyi konumda olduğunu düşünmüyorum. 62 kilo da bir dezavantajı olacaktır ilk koşu açısından. Geldik bir sonraki koşuya. 10 safkanın start alacağı Handicap 16 dişi ee, 2000 metre çimde 3 yukarı İngilizler start alacaklar. Burada açıkçası son koşusunda galip olmuş bir isim var bizim için. Tamzap 5 numaralı safkan Tamzap. Ben bu safkanı bir önceki koşusunda da önerdim. 10 önceki koşuda da önerdim. Ee, yani ben bu bu atı 2 e, belki 3 yarıştır öneriyorum. Bunu belirteyim. Tamzap ee, beni yanıltmıyor. 3 kez önerdiysem bunun ikisinde kazanmış zaten. E, ee, tam zaten bu koşuda da yine galibiyete yakın bir isim. Ama tabi rakipleri var mı? Var. Hem de güçlü rakipleri var. Bunlardan birisi yine son koşusunu kazanmış ve burada düşük kiloda gelecek olan Şehriban. Şehriban'ı bir önceki koşusunda yine önermiştim. Ee, Safkan o zaman hatta demiştim ki son koşusu 6. Bundan evvel 2 iki kez 2. olmuş. Bu hat gelirse iyi bir kan yanına gelebilir demiştim. Ee, ve Safkan geldi. Yani sondaki altıncılığına aldananlar oynamadılar. Ee, oynayanlar kazandı. Şehriban yine kazandırabilir diyorum. Ee, bir diğer isim ise burada belirteceğim. Ee, bir ay evvel koşmuş olan Çakırın Kızı 2 numaralı Safkan. O da burada bir şeyler yapabilir. Ben bu üçlünün haricinde birinin gelme ihtimalini düşük görüyorum. Belki Fearless Flame. Hani bir e, form yakalama durumu olursa tabii bir aranın ardından koşacak. E, o da. Yani Fearless Flame de evet onu da belirtelim ya. O da yani yazılabilir. Fearless Flame de yazalım. Yazalım Fearless Flame'i çünkü belli olmaz yani e, iyi koşan bir safkandı kendisi. Bu aranın ardından bakalım nasıl koşacak yine. Göreceğiz. Geldik bir sonraki koşuya. 10 e, safkanın start alacağı bu 8. koşuda kısa vadede 6-3 yaşlı Araplara mahsus. 1200 metre çim pistte koşulacak bir yarış olacak. Şimdi geldik. Burada tahminler e, birazcık e, yoğunlaşacak. Açıkçası size şunu söyleyeyim safkanların birçoğunun e, son performanslarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Yani hangi hangisini seçsek öbürü kenarda diyor ki hani beni de yaz. Ben o yüzden burada bu koşuda tamamen size bırakıyorum. Çünkü yani burada bütün atları yazsanız anlatabiliyor muyum? Hepsi gelebilir yani. Hani öyle bir durum var. E, o yüzden burada ee, çokça at yazmanız lazım. Ben yine de birkaç isim söyleyeyim isterseniz. Cezmican 2 numaralı Safkan. Ee, beraberinde 7 numaralı Yürekli Çocuk. Ee, Hakeza Gökgülü 10 numaralı Safkan Gökgülü. Ee, burada benim ön planda gördüğüm isimler ama diğerleri de bahsettiğim üzere Burada gelme ihtimali olan isim Burada yani 10 safkanda kazanabilir yarış. Öyle bir koşuya çıkıyoruz. Ee, nadiren böyle şeyler olur ama olabiliyor. işte ne yapacaksınız yapacak bir şey yok. 9. koşuya geldiğimizde ise 22 safkanın koşacağı bir koşu. Yine bir e, klasik yani mutlaka bir tane yarış böyle olacak. Bir sürü at koşacak böyle. Paldır küldür. Handikap 14-4 yukarı araplar 1600 metre kum pistte koşulacak bir yarış. İdman bilgilerine bakmadan önce bir favori söyleyeceğim ben. Ee, o da burada 2 numaralı Demirşah olacak ve beraberinde 1 numaralı Loblan Güzeli ee, bir favori olarak burada söyleyeceğim isim. İdman bilgilerine geldiğimizde ise bakalım neler göreceğiz. Ee, açıkçası safkanların zaten ilmanlarının çok da iyi olmadığını görüyorsunuz. Yani 56-30 yapmış mesela önerdiğimiz Demirşah. Ya da ekürilerden e, hani lolan güzelliğine ikürüsü olan Fatih İngül 56 yapmış mesela 800'ün. Şimdi bu sofkanların neresini fazla önerelim öyle değil mi? Yani ama mesela 5 numaralı Gelibolu kızı güzel bir iş yapmış. 40-27 güzel. Şimdi Gelibolu kızı iyi bir iş yapmış onu belirtelim. Ee, onun haricinde söyleyebileceğimiz işlere dayanarak bir şey yok yani Binini bir oyun yapan iki safkan var. Oğuz Şah ve varolhan Han. Ee, Öz çocuk birini 1-0-9'a çekmiş. İnanılmaz. inanılmaz Yani dikkat. Aman dikkat. O zaman şöyle bir baktığımızda ne diyoruz? Lolan Güzeli. Yani ekürleri yazdık orada. Demir Şah e, yazdık. Gelibolu kızını yazdık. E, yanına Oğuz Şah ve e, Öz çocuğu da yazabiliriz diyorum. Burası da bu kadarla yeterli olacaktır diyorum ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Devam edecek olan videolar için herkese de bol şans diliyorum.